Benim çok sevdiğim bir yazar. Romanları ayrı etkiliyor, öyküleri ayrı. Birkaç kez sunum da yaptım bu konuda. Neye Yaratıcılık Atölyesi'nde kadınsız erkekleri sundum. Onun dışında Taşlık Sahaf Kafede Murakami hakkında genel bir sunum yaptım. Şimdi bugün konumuz uyku. Uykuyu da önce Murakami hakkında biraz bilgi verdikten sonra uykuya geçmek istiyorum. Haruki Murakami 12 Ocak 1949 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri henüz Japonya'da silinmemişken Kyoto'da dünyaya gelmiş. Babası Budist bir rahip, annesi ise bir tüccar kızı. Babası İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Japon dili edebiyatı öğretmenliğine başlamış. Gençliği yani 1960'ların sonunda caz plaklarından, Hollywood filmlerinden ve sahaflardan oluşan bir dünya kurmuş kendini Murakami. Postmodern edebiyatla da bu dönemde tanışmış, çok ilgi duymuş. Sinema onun çok önemli bir ilgi alanı. Zaten drama okumuş. Onun dışında müzikle çok ilgili. Ailesi o sırada Japon ya da çok önemli bir firma olan Mitsubishi'de işe girmesini, hayatı boyunca aynı işte çalışmasını, evlenmesini isterken o farklı bir yol izlemiş. Çok gençken evlenmiş, 22 yaşında. Eşiyle Peter the Cat isimli bir caz kulübü kurmuş ve 7 yıl orayı işletmiş. Lisedeyken Balzac, Çehov, Dostoyevski, Dickens gibi yazarları okuyormuş. Ama Japonya yazarları asla okumamış. Babasının Japon dili edebiyatı uzmanı olduğunu düşünürsek bu çok büyük bir travmayı aslında açığa çıkarıyor. Ve şöyle diyor, Japon yazarlarını okusaydım babamla konuşmak zorunda kalırdım ve bunu yapmak istemedim. Bir Kediyi Terk Etmeyi okuyorum bu yakınlarda ve benim çok ilgimi çeken bir bölümü sizinle paylaşmak istedim. Bugün bile, bu yaşımda bile babamı hayal kırıklığına uğrattığımı, onun beklentisini karşılayamadığımı ya da duygusal tortuyu hissediyorum. Belirli bir yaşı aştıktan sonra herkesin kendine özgü bir karakteri vardır diye kendimi savunuyorum. Ancak gençlik dönemimde bu beni çok rahatsız ediyordu. Bilinçaltında hep bir suçluluk duyuyordum. Bugün bile kabuslarımda kendimi okulda sınava girerken görürüm. Sorulardan tek birine bile doğru yanıt veremem. Hiçbir şey yapamadan zaman geçip gider. Eğer o sınavdan geçemezsem çok zor bir duruma düşeceğim halde. Böyle bir kabus işte. Sonrasında ter içinde uyanırım. Ve babasının aslında çalışmasını istediği, onun babasının istediği gibi çalışmayan bir çocuk olduğunu, derslerinin kötü olduğunu, bütün bu kitapta anlatıyor. Dediğim gibi daha henüz okuyorum. Okuduktan sonra belki sizlerle paylaşırım. Ve babasının Murakami ile babasıyla ilgili olan sorunların ben ona açıkçası Norwegian Wood yani Rüzgarın Şarkısını Dinle romanını yazmakta çok alt plan sağladığını düşünüyorum. 1978 yılına kadar edebiyatla ilgili hiçbir şey yapmıyor bırakın. Yazı yazmayı falan düşünmüyor. Ondan sonra bir gün bir beyzbol maçını izlerken aniden bir şey yazmak istiyor. Ve dediğim benim de çok sevdiğim hem romanını hem filmini çok sevdiğim Rüzgarın Şarkısı Dinle'yi yazıyor. Bununla hemen ödül kazanıyor. Gençlik, Japonya'daki gençlik çoğu herhalde savaş sonrası gençliği ve değişen Japon, nasıl söylesem, Japonya'nın değişimi, savaşı kaybetmiş bir ülke, Amerikan düşüncesiyle yoğrulmaya başlamış bir ülke. Çok çok büyük değişiklikler geçirmiş tabii. Kuşaklar arasında çok farklar olmuş. Bunu bütün gençler hissetmiş benim anladığım kadarıyla, sadece Murakami değil. Ve o nedenle de birdenbire gençler arasında bu kitap inanılmaz çok satıyor. Her evde bu kitaptan bir tane olduğu söyleniyor Japonya'da. Çok da ilginç bir şey yapmış. Önce İngilizce yazmış. Daha sonra onu Japonca'ya çevirmiş. Bunun da kendine özgü bir ritim yakaladığını söylüyorlar. Ondan sonraki yazılarını tamamen Japonca yazmış ama bunda böyle bir yöntem denemiş. Belki de Japonca yazamayacağını düşündü. Bilmiyorum. Dediğim gibi Japonya ile irtibat kurmaktan çekinen bir yazar ve bunu da milliyetçi Japonlar çok kötü algılıyor. Ve Japon olmadığı, Japonya'yı sevmediği gibi
Birçok şey söylüyorlar Murakami hakkında. Aslında öyle değil. Değişen Japonya'daki farklı kimliğini Murakami her zaman savunuyor. Japonya'yı da her zaman savunur. Dediğim gibi romanlarını Japonca yazar. Japon sokaklarında geçen romanları, Japon yemekleri yenilir. Ama ruh olarak da milliyetçi değildir, dünya vatandaşıdır. Belki bunu sezip dediğim gibi birçok milliyetçi aydın Murakami'ye yükleniyor. Şimdi şöyle diyor Murakami kendini tanımlarken, ben modern edebiyat yazarıyım ki bu çok farklı. Kafka'nın yazdığı dönem ellerinde yalnızca müzik, kitaplar ve tiyatro varmış. Ancak şimdi bizim elimizde internet, sinema, video kiralama daha birçok şey var. Bizde artık çok fazla rekabet var. Yani esas sorun zaman. 19. yüzyılda insanların çok fazla boş vakti vardı. Bu sayede büyük kitaplar okuyabiliyorlardı. Operaya gidip 2-3 saat orada oturuyorlardı. Ancak şimdi herkes çok meşgul ve gerçekten boş gezen sınıfı yok. Moby Dick ya da Dostoyevski okumak elbette iyi. Ama insanlar şu anda bunun için fazla meşguller. Yani kurgunun kendisi şiddetli bir değişim yaşadı. İnsanları ensesinden yakalayıp içine sokmanız gerekiyor. Modern kurgu yazarlarının diğer alanların tekniklerini kullanıyorlar. Caz, edebiyat oyunları, caz, bilgisayar oyunları. Diğer bir yandan bence şu anda bilgisayar oyunları kurguya diğer her şeyden çok daha yakın. Ben sevmiyorum ama benzerliği hissedebiliyorum. Bazen yazarken kendimi bilgisayar oyunu tasarlıyormuş gibi hissediyorum. Ve aynı zamanda da oynuyormuşum gibi. Programı uyduruyorum ve işte tam ortasındayım. Sağ elim, sol elimin ne yaptığından habersiz. Dünyanın Sonu ve Haşlanmış Harikalar Diyarı'nı bir kitap kulübü için okumam gerekiyordu. 3 gün kalmış. Ben daha kitaba başlayamamışım. Murakami diyorum. Çok da önemsemiyorum. Ondan sonra birdenbire ben kitabı okumaya başladım. Kitap beni öyle bir içine aldı ki. O dediği bilgisayar oyununun içinde olmayı hissettim. Yani bırakamıyorsunuz, başka bir evrene girmişsiniz ve ben o kitabı yemedim, içmedim, uyumadım. 3 günde tamamen bitirdim. Hatta 2 günde bitirdim. Ondan sonra da kitap bittiğinde büyük bir mutsuzluk duydum. O dünyadan çıkmış olmak. Hakikaten bence oyunları çok iyi kullanıyor. Öyle demek istiyorum. Başka şeyler de Murakami'nin hakkında bir iki nokta daha söylemek istiyorum. Sonra uykuya geçeceğim. Şimdi 1980'lerin sonunda Türkiye ve Yunanistan'a bir seyahat yapmış. Ve bunu Uten Entana adında kitaplaştırmış. Kitabında Türkiye bölümleri var. Askerler, ekmek ve çay, Türkiye, Karadeniz, Hopa, Van kedisi, Hakkari için, Hakkari 2, Marlboro, 24 numaralı otobanda kabus ve otoban boyunca. Bunlar bir denemeler. Ben bunları açıkçası okumak çok istiyorum ama Türkçesi yok. Yabancı kaynaklarda da bulamadım, yani full metin bulamadım. Aslında 2012'de Türkçe'ye çevrilmiş, basılmamış. Bir yazıda Murakami'nin çevirmenlerinden çok da iyi çevirir. Hüseyin Can Erkin'in bu kitabın tekrar çevrildiğini ve Murat Komşucu'nun çevirdiğini duydum. İnşallah yayınlarlar. Bilmiyorum acaba Türk kamuoyunu rahatsız edecek şeyler mi var? Niye vazgeçmişler yayınlamaktan? Ben bunu açıkçası çok okumak istiyorum. Onun dışında romancı olarak biliyoruz kendisini ama çok iyi denemeleri de var. Bir de 1995 yılında Hansing depremi ve aynı yıl bir tarikatın Tokyo metrosuna sarin gazı saldırısı ki çok net hatırlıyorum ben bu sarin gazı hikayesini. Burada hem kurbanlarla hem de tarikat üyeleriyle görüşmüş ve bir kitap çıkarmış. O da çok iyi bir kitap anladığım kadarıyla. Maalesef o da Türkçe'ye çevrilmemiş. Yine okumak istediğim kitap. Ve şöyle tarikat üyelerinin konuşmalarını dinlerken Murakami göğsünde bir ağırlık hissetmiş. Saldırıda hayatını kaybeden 13 kişinin ölüm haberini okuması da ona ayrı bir ağırlık duyurmuş kalbinde ve şöyle demiş. İçimde kelimelerin yerini derin bir sessizlik aldı. Bir yazarın kelimelerini kaybetmesi. Ne kadar Murakami müziğe dramatik bir şey. derin bir tutkuyla bağlı. En tanınmış kitabı olan Rüzgarın Şarkısında bile asıl adı Norwegian Wood yani Beatles'ın bir şarkısı. Kitaplarında Prince, Led Zeppelin, Beach Boys,
Brook Benton gibi müzik gruplarından bölümler var. Ayrıca Amerika'nın en ünlü caz trompetçisi Miles Davis yer alıyor. Elvis Presley, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald yine kitaplarında yer alıyor. Onun dışında klasik müzik de var kitaplarında. Rossini'nin operasından uvertürler, Mozart'ın besteleri, Liszt, birçok Beethoven, birçok hem klasik hem caz hakkında hem de rock müzik hakkında bölümler var ve bu bölümler kitabın önemli bölümleri. Yani bunlar kitaptaki karakterleri tanımamızda ya da olayları bize anlatmakta önemli. Şimdi geçelim yavaş yavaş uykuya. Ondan sonra tahlil edin. Şimdi ben uykuyu çok beğeniyorum. Uyku bir aslında novella diyebileceğim bir şey. Türkçe'de böyle Doğan kitap çıkardı. Bu uykudaki çizimleri de çok seviyorum. Uyuyamayan bir kadını anlatan bir kitabın böyle koyu lacivert çizilmesi de hoşuma gidiyor. Çizer Kat Mansing hakikaten büyük iş çıkarmış. Mesela çok sevdiğim bir çizim. Ve bu kitap bu çizimleriyle, cildiyle çok çok hoşuma gidiyor. Kendime bir doğum günü hediyesi almıştım. Hakikaten de çok mutluyum. Daha sonra da Fırın Saldırısı yine böyle yapılmış. Onu da oğlum bana doğum günü hediyesi aldı. Vallahi çok büyük bir zevkle kütüphanemde tutuyorum. Arada hem okuyorum hem resimlerine bakıyorum. Şimdi bu küçük roman ya da novella diyeceğim. Uyuyamıyorum. Tam 17 gün oldu cümlesiyle başlıyor. Çok sarsıcı bir cümle. Bu bir ben anlatıcı. Kadın olduğunu öğreniyoruz. Ama bütün kitap boyunca adını asla öğrenemeyeceğiz. Ve niye uyuyamıyor, ne oluyor falan filan derken uyuyamama hastalığı değil diyor. Başka bir durum diyor. Ve şöyle anlatıyor. 11. sayfada anlatıyor. Onu açacağım. Okuyacağım size. 10. sayfa, 11. sayfa. Fakat benim şu anda uyuyamıyor olmamın o sıralarda yaşadıklarımla uzunluktan yakından hikayesi, ilgisi yok. Her şey bambaşka bir durum. Yalnızca uyuyamıyorum işte diyor. Gözüme bir damla uyku girmiyor. Fakat uyuyamadığım gerçeğini bir yana bırakırsak aşırı normal bir durumdayım. Hiç uykulu değilim ve bilincim de gayet berrak. Hatta normalde olduğundan çok daha berrak diyebilirim. Vücudumda herhangi bir değişiklik yok. İştaham yerinde, yorgunluk da hissetmiyorum. Gündelik gerçeklik açısından bakacak olursak hiçbir sıkıntım yok. Yalnızca uyuyamıyorum işte. Değişik bir durumda olduğumuzu hissediyoruz ve hikayeye daha bir önem vererekten bakıyoruz. Nasıl başlıyor? Bir gece ansızın bir rüya ile başlıyor. İnsanın tenine yapışıp kalan bir rüya diyor yazar burada. Bu tanımlama benim açıkçası çok hoşuma gitti. Rüyasında kadın kahramanımız siyah giysili bir yaşlı adam görüyor. Nefessiz kalıyor, uyuyamıyor. O adam onu çok etkiliyor ve kalkıyor. Salonda dolaşırken yıllar evvel okuyup çok sevdiği ama aslında da düşünürse onda çok çok da iz bırakmamış bir kitabı eline alıyor. Anna Karenina. Ve okumaya başlıyor. Bu kitabın sadece başını ve sonunu hatırlıyor. Ortasını hiç hatırlamıyor. Bir brandi koyuyor. Kurabiyeler alıyor. Hatta çikolata alıyor ki kocası dişçi ve eve de hiç kimsenin şekerli bir şey yemesini istemiyor. Ama o çikolatalarıyla, kurabiyesiyle, ayeten kocası içki de içmiyor. Ama brandisiyle büyük bir zevkle koltuğa gömülüyor, kitabı okuyor. İşte şu anda okura şunu soruyor yazar. Zaman geçiyor, tükeniyorsun ama sevdiğin bir şeyi gerçekten ne kadar iştenlikle ve kendini vererek ne zaman yaptın? Yapıyor musun şu anda? Çünkü bizim kahramanımız aslında kitap okumayı çok seviyor ama evlendikten sonra hiç kitap okumamış. Bizim kahramanımız çocukken hep açlıklarını biriktirir, kitap alırmış. Ailesinde kimse kitap okumasa bile o kitap okumayı sevdiği için sürekli kitap alırmış. İngiliz dili ve edebiyatını bitirmiş. Catherine Mansfield gibi olağanüstü bir hikayeci hakkında tez hazırlamış. Ama evlenmiş ve tam tersi bir hal almış. O okumayı seven kadın kendi halinde bir ev kadınına dönüşmüş. Niye? Hakikaten de benliğimizden böyle vahşice uzaklaşıp
İçinde mutlu olup olmadığımızı bile sorgulamadığımız bir hayatı niye tercih ediyoruz? Bu soru kitap boyunca ensemizde. Ondan sonra dediğim gibi bu sefer uyuyamama hali çok farklı. Daha önce de üniversitedeyken 72 saat uykusuz kalmış. Ama orada uyumaya çalışan bir beden ama uyanık kalan bir zihin varmış. Şimdi bedeni de ihtiyaç duymuyor buna ve çok mutlu. Murakami burada da şunu soruyor. Ya bu uykuya niye ihtiyacımız var bizim? Hiç ihtiyacımız olmasa şu 24 saati nasıl güzel geçiririz? Yani 10 saatini ya da 8 saatini uykuyla vermesi. Hakikaten arada hepimizin de aklından geçer. Ay uyumasak. Ama yorgun düşer ve uyuruz. Bir ilginçlik daha var. Kocası ve oğlu uyuyamadığının hiçbir zaman farkına varmıyorlar. Hayat onlar için normal akıyor. Yani kocası kadının farklılaştığını anlamıyor. Oğlu annesinin farklılaştığını anlamıyor. Aslında kadının bu hayatı bana biraz da Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ı getirdi aklıma. Orada tabii kahraman uyuyunca değişiyordu ama burada uyumayınca kadın normal ev kadınıyken gece de farklı bir karakter oluyor. Şimdi kocası dişçi, dişçi olduğunu ve işini çok seviyor. Muayenehanesi var. Kredi almışlar, kredilerle makineler almışlar. Sürekli muayenehaneyi daha iyi bir hale getiriyorlar. Çok dakik bir adam. Her sabah 8'i çeyrek geçe oğlunu da alıp Nissan Bluebird ile evden çıkıyor. Bu arabalara ad vermek de ayrı bir katman. Nissan Bluebird bir mavi kuşla çıkıyor evden aslında. Ama kuş gibi özgür bir adam değil maalesef. Öğlen yemeğini de mutlaka eve geliyor. Evde yemeğini yiyor. Her günü planlı, iyi bir adam, iyi bir koca. Evden işe, işten eve. Tek olağanüstülüğü Mozart ve Haydn dinlemesi. Bu da bana ilginç geldi. Mozart'la Haydn'ı tam da çözemedim. Bunu çözen olursa bana yaz. Niçin ikisi? Murakami niçin ikisini özellikle verdi? Eşi maalesef ne Mozart'ı ne Haydn'ı anlıyor. Aralarındaki farkı da edemiyor. Müzik seviyor ama bunları sevmiyor. Bu da çok güzel bir karakterlerin aslında ruhen birlikte olmadıklarını gösteren bir şey. Aynı şekilde kocasını şeker yedirememesi ama onun gece yediği gibi. Başka bir şey de kocasının yüzü hakkında kadının yaptığı yorumlar. Çok ilginç buldum. Onu da okuyacağım. 14. sayfada bu. Şimdi kocasının yakışıklı olmadığı halde yakışıklı olduğunu söylüyor ve muayenede hastaların artmasın sen yakışıklısın ya onun için geliyorlar diyor. Aslında kocasının yüzü güzel değil. Şöyle diyor yüzü için. Onun yüzünün acayipliğini anlatmak için doğru sözcükleri bulmakta zorlanıyorum. Elbette yakışıklı değil ama çirkin bir adam da değil. Bilindik, akılda kalan yüzlerden olduğu da söylenemez. Dürüst olmak gerekirse yalnızca acayip sözcüğüyle ifade edebiliyorum. Belki yüzü için düzeni yok nitelendirmesi daha uygun olabilir. Fakat hepsi bu kadar da değil. Daha da önemlisi ben kocamın yüzünün düzen içinde olmasını güçlendiren bir unsuru da var olduğu kanısındayım. Bunun ne olduğunu bulabilsem bu acayipliğin bütünselliğini kavrayabilirim sanırım. Fakat henüz bunu bulabilmiş değilim. Bir seferinde onun yüzünü resmetmeye çalıştım fakat beceremedim. Elime kalem alıp kağıdın başına geçtiğimde kocamın nasıl bir yüzü olduğunu zihnimde canlandıramadım. Buna biraz da şaşırdım. Ayrıca başka bir yerde de kocasına geceliğin uyurken bakıyor ve hiç beğenmiyor kocasını. Hatta böyle nefret duyuyor. Sonra gidiyor oğluna bakıyor. Oğlunun da ileride yüzünün kocası gibi olacağını düşünüyor. Ve oğluna da ileride çok büyük bir sevgi duyamamaktan korkuyor. Bunlar hep kadının, bu ev kadını dileması. Yani kendisini gerçekleştirmemesi. Belki İngilizce ile ilgili çeviri yapabilirdi. Okulda kalabilirdi. Öğretmen olabilirdi. Bu mekanik bir ev kadınına dönüşmesinin suçlusunu kocası, oğlu bulması, bu hayattan hoşlanmaması olabilir. İddialı bir kadın aslında. Mesela şöyle robot gibi aynı günler yaşasa da 30 yaşına bir çırpıda gelse de bundan çok korksa da aslında kendini de beğeniyor. Şöyle yazıyor. Çıplak halde aynanın karşısına geçmek hoşuma gider. Dahası silüetimin yumuşak hatlarını, vücudumun hala koruduğu dinginliği seyretmeyi severim. O görüntüde bir şekilde benim için son derece önemli bir şeyin var olduğunu hissederim. Ne olduğunu bilemiyorum ama yine de bunu yitirmek istemiyorum.
ve sürekli havuza gidiyor, sürekli yüzüyor. Aslında tabii hepimiz de burada hissediyoruz, ölümden korkuyor. Murakami her zaman ölümü bir şekilde öykülerinde koyar. Ve kadının kaybetmek istemediği şeyin yaşam enerjisi olduğunu anlıyoruz. Vücudu güzel, henüz kendisi güzel ve ölüm onun için çok çok uzaktı. Fakat dünyada iz bırakabildi mi? Bırakacak mı? Bedeni yok olduğunda ne olacak? Geride neyle avunacak? İşte bunun kadında yarattığı bilinç altında sorular var. Bunları da Murakami bize soruyor ve gün yüzüne çıkarmasını gösteriyor. Yani günün birinde hepimiz hayatın umduğumuz yönde akmadığını ve akmayacağını anlıyoruz. Bunu anlama zamanımız bazen son derece travmatik oluyor. Mesela işte 17 gün uyumamak gibi. Kadın şöyle diyor, işte benim hayatım böyledir. Daha doğrusu uyuyamaz hale gelmeden önceki hayatım böyleydi. Ana hatlarıyla söylemek gerekirse her gün aşağı yukarı aynı şeyin tekrarıydı. Basit bir günlük tutuyordum ama 2-3 gün yazmayı unutunca neyi hangi gün olduğunu ayırt edemez hale geldim. Dün evvelsi günle yer değiştirse bile tuhaf gelmeyecek gibiydi. Bu nasıl bir yaşam diyordum arada sırada. Bunu söylerken de bir sahtelik hissediyor değildim. Yalnızca şaşıyordum işte. Dünle evvelsi günü ayırt edememe böyle bir yaşam içerisinde sıkışıp kalmış. Yutulmuş olduğum gerçeğini. Bıraktığım ayak izlerinin ben daha dönüp bakmaya zaman bulamadan göz açıp kapayana kadar rüzgarla silinip gittiği gerçeğini. Fakat şimdi artık uyuyamıyorum. Uyuyamaz hale geldikten sonra günlük tutmayı bıraktım. Çünkü artık hayat onun için çok değişik ve artık günlüğe de ihtiyacı yok. Kendine günlerini hatırlatmak için. Uyku bütün kitap boyunca zihnimizi kurcalıyor. Aslında biliyorsunuz uyku eski çağlarda ölümün ikizi olarak anlatılır. Ölüm korkusu kontrolden çıktığında kendi faniliğini hayal edemeyen zihin en önce uykudan ele çeker. Bu da şaşıracak bir şey değil. Murakami kitabın sonlarına göre gözlerimi kapatmayı denedim. Ama uyumanın nasıl bir his olduğunu hatırlamaya çalıştım. Fakat orada yalnızca uykuya yer olmayan bir zifiri karanlık vardı. Uykuya yer olmayan bir zifiri karanlık yazıyor. Bu da zihnimde ölümü çağrıştırdı. 4000 yıl önce yaşayan Gılgamış ölümden ne kadar korkmuşsa, aslında Murakami'nin karakteri de o kadar korkuyor, biz de o kadar korkuyoruz. Ama buna çare yok. Bunu da belki de anlamlı bir yaşam sürerek hafifletebiliriz. Kitapta en önemli olarak ortaya çıkan bence bu gerçekçilik. Evet, kahramanımız Anna Karenina'yı geceleri bir kere okuyor, bir daha okuyor, bir daha okuyor. Ondan sonra Dostoyevski'ye geçiyor. Geceleri de daha sonra başka şeyler yapma ihtiyacı da duyuyor. Ve City adlı arabası, City marka arabasıyla burada da nasıl Bluebird'de bir derinlik kattıysa yazıya City ile de katmış. Yani kadın ev kadınıydı, City ile geziyordu. Şimdi de yine City'sine bindi, yani şehrine bindi. Ve dışarıya gezmeye çık. Geceleri karanlıkta gezmeye başlıyor. Bu artık farklı bir özgürlük. Evi de terk ediyor ev kadını. Ve dışarıya açılıyor ama farklı bir dışarıya. Daha ürpertici bir dışarıya. Gündüz çıkamıyor bu kadıncağız. Gece çıkıyor. Burada da toplum baskısı, kadın olma, kadının ev kadını olarak düşünülmesi, bir kadının alıp başını istediği gibi gidememesi ki Japonya'da geleneksel bir toplum. Mu olan bir yer. Bunları çok güzel aktarmış bence. Artık uykusuzluk normal hayatını da tehdit etmeye başlarda uykusuzluk normal hayatını tehdit ediyordu. Ne olduğunu anlayamıyordu. Ama şimdi, yani bu zamandan sonra artık ona bir umut olmuş. Varoluşu olmuş ve dünyada kendini anlamlandırması olmuş. Fakat yavaş yavaş İşlerin kötüye de gideceğini hissetmeye başlıyoruz. Mesela bir polis geliyor. Polis çok önemli. Yani toplumsal rolünü hatırlatıyor kadın bunun polisi. Toplum seni böyle istemez diyor. Bir polis geliyor, onu düşünün. Ve şey diyor, tecavüzler oluyor. İnsanlar öldürülüyor. Gece sen tek başına çıkma diyor. Burada kadını tekrardan eski rolüne dön. Bu kadar özgür olma demek oluyor aslında.
Ama kadın işte biraz korksa da bir gün çok ıssız bir otoparka gidiyor. Orada sadece bir araba daha var. Tabii korktuğu için beyzbol şapkası giyiyor, kendini erkek gibi düşünülmesi istiyor ve müzik dinliyor. Orada da şöyle bir şey diyor. Mozart ve Haydn'dan uzaklaşmış, istediği müzikleri dinliyor. Yani o anda radyoda ne oldu, ne olursa onu dinliyor aslında ama Mozart ya da Haydn değil. Bu da çok vurucu bir cümle bence. Sonra durup dururken üniversite birinci sınıftaki erkek arkadaşını düşünüyor. Onun kendisiyle birlikte olmak istediğini ama birlikte olmadıklarını, kadının karşı çıktığını öğreniyoruz. Bunlar bittikten sonra biraz uyumaya başlıyor. Pardon, biraz böyle sakin oturuyor diyeyim. Uyumak da değil ama farklı bir ruhu haline geçiyor diyeceğim. Hafızasında silinmeye başladığını düşünüyor. Uykuda uyumamaya başladığından beri olan olayların artık yavaş yavaş silindiğini düşünüyor. O sırada iki karartı görüyor. Bunlar gelip arabayı sallamaya başlıyorlar. Motoru çalışmıyor. Bu iki karanlık figür, iki gölge ne acaba? Bir yorumda da oğlu ve kocası deniyorlar. Olabilir, niye olamaz? Kapı kilitli ama dediğim gibi arabayı sarsıyorlar. Kadının motorunun çalışmaması ise çok 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 önemli. Araba sarsılıyor, sarsılıyor. Kadın içeride.